Evet, merhabalar. Gezelim görelim programında artık Samsun'un ilçelerine de gitmeye başladık yoğun istek üzerine ve şu anda Vezirköprü'deyiz. Vezirköprü turumuza da Abdullah Derici konağıyla başlıyoruz. Şimdi konağa gireceğiz, bakalım içeride neler var, onları sizlere tanıtacağız. Ardından yine Vezirköprü merkezde neler var, tarihi turistik nereleri gezebiliriz, bunları sırayla size anlatacağım. Bu yanda bir hemen Abdullah Derici Konağı'nın yanında da bir su kuyusu var. Onunla da ilgili bilgi verelim. Bura tabi çok eski bir su kuyusu. Su sesi size kadar geliyordur. Bir modernize edilmiş. Bu derinlerden gelen, dağlardan gelen bir su. Burada hala bölgedeki vatandaşlar özellikle yaz aylarında gelip burada toplu halde halı yıkıyorlarmış. Hala o kültürü burada yaşatıyorlar. Tabi Abdullah Derici Konağı'nın bulunduğu sokakları da görüyorsunuz. Buradaki evler modernize edilmiş, restore edilmiş. Çok da güzel duruyorlar. Şimdi konağa doğru girelim. Bakalım içeride neler var. Tabi bu arada hatırlatalım. YouTube TV Kaya kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Evet, Abdullah Derici Konağı'nın içerisindeyiz. Tabi biz de ufak bir araştırma yaptık. Bu konak nedir, ne değildir diye. Abdullah Derici buranın eski belediye başkanlarından, 1800'lü yıllarda onun babası tarafından yaptırılmış bir konak. İçerisine de yine Vezirköprü'de bulunmuş eşyalar sergileniyor. Şu anda biz ilk giriş katındayız. Bir giriş katı var. Şöyle genel bir görüntü de gösterelim size. Burası herhalde dokuma tezgahı. Buradan da yukarı çıkıyorsunuz. Yukarıda da bazı bölümleri var. Olan bu bölümleri de gösterelim sizlere. Tabii burada yine Vezirköprü'nün köklü ailelerinden hediye eşyalar var. Mesela burada da yazıyor, Akyürek ailesine hediyesidir diye. Duvarlarda Vezirköprü'nün tarihi fotoğrafları. Burada eski bir radyo. Şamdanlar, mumluklar. Yani o döneme ait ne varsa eski eşyalar burada mevcut. Burada bir yatak. Evet, burası da konağın bir başka odası. Burada mizansen bir çalışma, heykeller. Evet, konağın diğer bölümüne doğru hareket ediyoruz. Tabii dediğim gibi burada hediyeler var. Başka yerlerden gelen. İçeride oldukça önemli, değerli tarihi eşyalar var. Şöyle gösterelim. Tabii buralar heykellerle donatılmış, çeşitli mizansenler oluşturulmuş. Ortada bir Türk kahvesi, yani közlü Türk kahvesi için hazırlanmış bir yer. Burası da böyle. Evet, Abdullah Derici Konağı gezimiz bitti. Şimdi anıt ağaç var. Oraya doğru hareket edeceğiz.
Evet, burası da tarihi Vezir Köprü Bedestene. Yani 1660 yılları civarında yaptırıldığı düşünülüyor. Dönemin ağası Yusuf Ağa tarafından. Burada 110 tane dükkan varmış. İki bölümlü. Gördüğünüz gibi böyle antik eşyalar satanlar. İşte zaten Vezir Köprü'nün nedir önemli olan şeyi semaver, semaver satanlar. İçerisi zaten bedesten restoran. Burada çarşılar var. Tabii herhalde akşam saati olması sebebiyle. Şu anda da 5 gibi ama saat burada her yer kapalı. Gördüğünüz üzere çay ocakları, işte lokantalar. İleride görüyorsunuz işte semaver satan yerler. Burası böyle. Burası da tarihi bir bedesten. O tarihi doku korunmuş durumda. Oldukça şık duruyor. Geldiğinizde Vezir Köprü'ye buraya da uğrayabilirsiniz. İçeride güzel bir restoran var. Ve yine semaver alacaksanız mutlaka bu bedestenden geçin derim. Tabii Vezir Köprü denilince akla semaverler geliyor. Bu çarşıya, bu tarihi bedestene geldiğinizde de birçok semaver çeşidi bulabilirsiniz. Biz de buradan almıştık bir önceki gelişimizle. Evet, Vezir Köprü Belediyesi adından Menderes Parkı'ndayız. Burada çeşitli büstler var. İlki Köprülü Mehmet Paşa. Şöyle videoyu durdurup siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada 5 tane büst var böyle. Fazıl Ahmet Paşa. Burası güzel bir şekilde tabii yapılmış. Yanı çay bahçesi. Fazıl Mustafa Paşa. Köprülü Numan Paşa. Hepsi Osmanlı Sadrazamı. Ve son büst amcazade Hüseyin Paşa. Onun da bilgileri bu şekilde. Sizler de videoyu durdurup bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz Büyük Çınar anıt. Anıtlaştırılmış. Hemen şu tarafımızda Saat Kulesi'ni görebiliyorsunuz. Tabii Saat Kulesi her yerde olduğu için ben artık Saat Kulelerine pek gidip çekmiyorum. Önüme düşerse çekiyorum artık. Çünkü hepsi aynı. Aynı amaç için yaptırılmış şeyler. Bu anıt çınar önemli tabii. Büyük bir çınar ağacı görüyorsunuz. Şimdi onun önüne gidelim. Ne zaman anıtlaştırılmış, kaç yaşındaymış dilerseniz ona bakalım. Anıt ağaç 1992 yılında anıt ağaç olarak tescil edilmiş. Yaklaşık olarak 253 yaşında olduğu düşünülüyormuş. 25 metre uzunluğunda bir ağaç. Az önce geniş halini gördünüz. Ben şöyle aşağıdan yukarıya bir kez daha göstereyim size. Gördüğünüz üzere çok güzel korunmuş. Bu da tam Vezir Köprü'nün merkezinde diyebiliriz. Bir de şöyle merkezden sizlere genel bir görüntü sunalım. Fazla da reklam yapmadan ve turumuza devam edelim. Evet, merhabalar sevgili YouTube TV Kaya ailesi. Vezir Köprü Kunduz Yaylası'na doğru çıkıyoruz şu anda. Yolda da hafif hafif kar yağışı başladı. Güzel de bir görüntü var burada. Size oradan da çok güzel görüntüler sunacağız. Samsun'da merkezde, ilçelerin merkezinde de daha çok kar göremedik ama bu tarz özel yerlerde kar var. Yaylaya iyice çıktıkça kar oranı da artacaktır. Size beyaz güzelliği daha net göstereceğiz. Ve Vezir Köprü Kunduz Yaylası'ndayız. Şu anda burası festival alanı. Gördüğünüz üzere hem bir yandan kar yağıyor hem de yerde de tutmuş kar var.
Oldukça güzel bir görüntü. Yani beyaz güzellik bizlerle birlikte. Tabii çok uzun zaman olmuş merkezde kar görmeyeli, hele böyle kar görmeyeli. Biz de çocuklar gibi eğleneceğiz şimdi. Evet. Manzara bu, güzellik bu. Size bu güzellikleri biraz daha yayınlayacağım. Evet, muhteşem bir görüntü var şu anda. Görüyorsunuz. Vezir Köprü Kunduz Yaylası'ndayız. Kar şiddetini iyice arttırdı. Özlediğimiz beyaz güzelliğe yaklaşık şeyden Samsun merkezden 150 kilometre falan gelince kavuşabildik. Samsun'a belki de 5-6 yıl olmuştur bu kadar çok kar yağmayalı. Yine bizim gibi macera perestler de burada. İleride de araçları görüyorsunuz. Yol açık zaten. Ekipler çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz de çok rahat çıktık. Hani hiçbir sorun yaşamadan çıktık desem yeri var. Bir yandan kar, bir yandan mangal. Herhalde böyle bir doğa bulup şu atmosferde mangal yapmadan olmazdı. Biz de güzel bir mangal yapıyoruz. Tabii üzerine kar yağıyor. Çok güzel bir manzara. İnsanın hakikaten içi rahatlıyor, ferahlıyor. Muhteşem bir doğa manzarası. Evet, güzel bir kunduz videosu çektik size Vezir Köprü'de. Kunduz Yaylası'na çıktık. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kar manzarası var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube TV Kayı olarak ilçeleri gezmeye, ilçeleri tanımaya devam edeceğiz. Lütfen YouTube TV Kayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi bu muhteşem doğa manzarasıyla baş başa bırakıyorum.